Hepinize selamlar dostlar. Bir kutu açılışıyla birlikteyiz. Hatta birini açtım bile. Çünkü kullanmam gerekiyordu. Birisi Xiaomi Mi Earbuds. Diğeri de Trust'ın 4 portlu şöyle 2.0 USB çoğaltıcısı. Bu gördüğünüz gibi direkt böyle, bunu aslında çok bir açılma gerek yok. Üzerinde garanti belgesi var. Bu 30 lira gibi bir şey aldım. Kargo ücreti yoktu. Böyle bir ürün. Linkini aşağıya koyarım. Gayet güzel çalışıyor. Klavye falan bağlıyorum. Gecikme falan da yapmıyor. Yani bayağı güzel bir ürün. Şöyle göstereyim bakayım. Basın bulanık gösteriyor olabilir. Gayet de net bence. Evet, böyle. Şimdi asıl bomba. Bunu açmadık. Hala paketlenmiş durumda. Gayet güzel paketlemişler. Trendyol'dan alındı. Ablam kendisini aldı. 130 lira 90 kuruş olması lazım. Kargo ücreti bedavadır büyük ihtimal zaten. Bunu da açalım. Kutuyu çizmeden açmak istiyorum. Şöyle aynen şuradan açılsa. Yanındaki kablo neymiş? Allah Allah, bir şey daha mı almış acaba? Evet. Bu bir kablo. Şunu çıkaralım böyle. Evet. Bir dakika. Şunu yapmam lazım. Her zaman gibi. Ay tamam. Güzel. Güzel. Tamam. Devam ediyoruz. Gördüğünüz gibi Mi Earbuds. Kutu hafif ezilmiş ama tabii %90 bir şey olmamıştır. Tahminim. Gördüğünüz gibi bu Türkiye'de, yani yurt dışında Earbuds diye geçiyor. Bakayım şuradan görünüyor mu? Earbuds, ancak Çin'de Earbuds diye satılıyor. Yani bu yazmazsa genelde çakma oluyor. Şurası tırtıklı olması gerekiyor orijinal kutuda. Şurası parlak ve kaygan bir yüzey. Özellikleri Bluetooth 5.0 ile bağlanıyor kendisi. 1,5 saatte şarj oluyordu diye hatırlıyorum. Ben kendim de kullanıyorum bu arada. Bende de var. Onun, tabii bunu ablamdan aldım. Ablam kendisini almak zorunda kaldı. Konuşma süresi, yani dinleme süresi tekin, yani 4 saat dayanıyor bunların şarjı. Kutusu da 3 kere şarj edebiliyor diye hatırlıyorum. Yani totalde şarjlarını full edinizde 12 saat götürüyor ki 12 saat fazlasıyla yeterli bir süre. Tabii ne kadar yüksek sesle dinlediğinize bağlı olarak bu süre kısalıp artabilir. Yani ne kadar yüksek sesle dinlerseniz o kadar az dayanır şarjı. Gördüğünüz gibi şurada da yapıştırması var. Bu da orijinal olan, olmayanlarda genelde olmuyor. Burayı da açalım. Şöyle. Şöyle kutusunu çıkarım. Ters mi tutuyorum? Evet, ters tutuyorum. Evet, kendisi burada. Bu kutu boş. Her şeyi bu kadar. Koyduk kenarı. Şimdi bu kutunun içinden neler çıkıyor? Bu kutunun içinden şöyle bir kullanım kılavuzu olması lazım. Kendisi mini Kur'an gibi kalın. Bir garanti belgesi bu. Yani bildiğim kadarıyla aynen garanti belgesi. Kendisi şöyle ve bu ne? Bu da şey, şu ucundaki kauçuklar. Şunların farklı boydaki halleri. Umarım Bluetooth kapatmışımdır. Şunların farklı boydaki halleri. Umarım Bluetooth kapatmışımdır. Yoksa şu an sesim bir değişmiş olabilir. Hatta video yanmış da olabilir. Gerekirse sonradan ses kaydeder koyarız. Evet, kutudan şu şekilde çıkıyor. Üstlerinde jelatini var. Gördüğünüz gibi burada da jelatini var. Kutusu parlak yüzeyli. Altındaki altı şöyle odaklamıştır umarım. Şöyle anlam tutamıyorum. Kamera şu an biraz kendime ters duruyor. O yüzden. Böyle. Şu üzerinden çıkan plastiğin üzerindeki yazılar falan da orijinalliğine göre değişiyorlar. Kimisi böyle eline kazıyınca kazınıyor. Ama bu sonradan basılmış bir yazı değil. Hani direkt bu jelatin üzerindeki bir yazı. Bunu da öyle söyleyelim. Şöyle çıkaralım jelatinlerini. Jelatinle çıkınca şöyle bir yüzeyle karşılaşıyoruz. Kendisi tuşlu. Şöyle sesini duyarsınız büyük ihtimal. Kendisinin alttaki jelatinini de çıkarınca yüksek ihtimalle kutusu şarjlı olacak. Bakalım.
Evet, gördüğünüz gibi üzerinde kırmızı ışığı yandı. Şarj oluyor şu an. Diğerini de çıkaralım. Etiketin şeyini. Şöyle aldık. Burayı da çıkardık. Şimdi. Evet, bu da şimdi şarj olacak. Gördüğünüz gibi ikisi de şarj oluyor şu anda. Kutusu mıknatıslı. Şöyle tak diye kapanıyor. Açımı kolay. Hafif böyle, nasıl diyeyim, kaliteli ile kalitesiz malzeme arasında git gel yapan bir malzeme gibi hissettiriyor ama güzel, hani sağlam. Tutma hissiyatı şey güzel. Cepte taşıması da çok kolay bu arada. Ben bir süredir kullanıyorum. Yani bir hafta falan oldu. Ablam da bayağıdır kullanıyor ki memnun olmasa ikincisini almaz. Öyle söyleyeyim. Gördüğünüz gibi bu yeni olan. Kutuların rengi gördüğünüz gibi hafif farklı gibi. Bu hafif böyle yağlanmış gibi. O gitmiyor. Sildikçe, silseniz de gitmiyor. Bir süre sonra o hale geliyor. O yüzden yani en baştan kullanırken sık sık silmeniz gerekiyor. O hale geç gelmesini istiyorsanız, öyle söyleyeyim. Şarj bayağı gidiyor. Bassları, tizleri öyle hani abartılacak kadar iyi değil ama fiyatına göre muazzam kalitede bir ürün. Uçlara çok dokunmak istemiyorum. Ablam uyardı, dokunma dedi onlara. Onları şöyle paketin içinden göstereceğim. Paketi yırtmak gerekiyor, o yüzden bunlara dokunmuyorum. Ama bildiğiniz uçları, bir büyük bir de küçük versiyonu. Şu ucun. Odakla elime. Evet, odakladı sanırım. Şunun bir büyük bir de küçük versiyonu. Böyle şarjı 12 saat dayanıyor. Total şarj ettiğinizde. Tabii kullanımınıza bağlı olarak bataryaları falan ne kadar aşınıyor onları bilmiyorum. Hani kısa süreli kullandım. Ama ürün çok kaliteli. Kulağa oturuşu güzel. Şöyle bir dezavantajı var kendisinin. Çıkarabilirsem şuradan. Bu tuş sesi kulağınızdayken sizi çok rahatsız edebiliyor. Hani basarken bir de kulağınızın içine göçüyor. Hani bu rahatsız edici. Ama bir yandan da yanlışlıkla dokunmayı falan engellemesi de ayrı bir güzel. Tuşa bir kere bastığınızda müziği durduruyor. Bir kere daha bastığınızda devam ettiriyor. İki kere basınca Apple'larda Siri açıyor. Android'lerde ise Google Asistan açıyor. Böyle bir kullanım var. Müziği falan geçmiyor ama Mi Band 4 kullanıcısıysanız böyle ondan da kurtulmuş oluyorsunuz bir nevi. Hani çok şart bir şey değil. Eğer böyle bir akıllı saatiniz varsa. Bu kadar. Bunu da merak ettim. Bunu da açacağım. bu kablosu sanırım. Type-C kablo. Gördüğünüz gibi. Bu arada Type-C ile şarj oluyor. Şöyle. Görüyor mu kamera? Umarım odaklamıştır. Evet, böyle. Xiaomi AirBuds. Çin'e göre AirDots. Kutu açılımını yaptık. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Ürün linkleri aşağıda olacak. Linklerin bir süreden sonra şey geçebiliyor. Hani satıcı satıştan kaldırmış olabiliyor. LED kutu açılımı şeyinde oldu. Bana soruyorsunuz ama ben hani önceden satın almadığım bir linki size veremem. Güvenemem. Hani sonuçta bir nevi kefil olmuş gibi oluyorum. O yüzden link bir süre sonra kaldırılabilir. Haberiniz olsun. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. İyi günler, iyi akşamlar. Evde kalın, hoşça kalın. Tekrar selamlar dostlar. Mi Earbuds'la alakalı hem bir şey söylemeyi unutmuşum hem de yanında gelen kabloyla alakalı bir şey söyleyeceğim. Kulaklık mikrofonu fena değil. Topluluk içinde kullanamazsınız ama hani topluluk içinde çok fazla dışarıdan ses alıyor ama mesela bir odanın içindeyken, yalnızken falan çok güzel iş görür. Yanında gelen kablo firmanın hediyesiymiş. Çünkü normalde içinden şarj kablosu falan çıkmıyor. Şu kağıtta da ürünle alakalı şunlar yazıyor. Almış olduğunuz ürün orijinal Xiaomi Earbuds Global versiyon Bluetooth 5.0 kulaklıktır. Güzel günlerde kullanın. Ürün replikadan sahtesinden farklı şunlardır. Ürünün replikadan farklarını şöyle size sıralamışlar. Şu altta da kendi firmalarını övüyor. İşte biz böyle yaptık, size bedava kablo gönderdik falan diyor. O 5 maddeye hemen seseyim. Replika üründe güvenlik bandı yok. Ürün kutusu açık gelir. Güvenlik bandı dediğim hani şu size kutuyu açarken gösterdim, orada maket bıçağıyla kestim, o şeffaf band. Replika ürün 260-270 mAh bataryası var. Orijinalde 300 mAh. Onu da arkadaki yazıda görüyorsunuzdur büyük ihtimal. Oraya dikkatli bakmadım. Replika üründe kitapçık yok. Orijinalde kitapçık mevcut. O mini Kur'an dediğim kitapçık. Çünkü maliyeti yüksek onu düşündüğünüzden. Orijinalde kulaklığın kauçuğunu çıkardığınızda seri numarası yazar. Replika üründe yazmaz. Onu size göstermedim ama yazıyor orada. Ben ikisine de baktım sonradan. Ses kalitesi, senkron, malzeme kalitesi gibi gözle görülmesi zor birkaç fark vardır diyor. İlla ki bir zahmet olsun yani sonuçta. Biri orijinal üretici. Bu kadar. Normalde size şu an bu videoyu Earbuds'ın kendi kulaklığıyla çekecektim. Ama laptopuma Bluetooth'unu bağlayamadım. Niyeyse yapamadım.
Yüksek ama benle alakalı bir sorun. Çünkü önceden bağlamıştım. Yani laptopa falan da bağlayabiliyorsunuz. O da bilginiz olsun. Bu kadar. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Görüşmek üzere efendim. Bay bay.